Merhaba arkadaşlar, ben Porçay. Bugün sizleri bir hayli tehlikeli bir konu hakkında bilgilendireceğim. Siz ve çocuklarınız tehlike altında. Hem de çok büyük tehlike altında. Ailenizi düşünün. Onların masum ve mutlu suratlarını aklınıza getirin. Şimdi hepsinin teker teker öldüğünü hayal edin. İşte durum bu kadar vahim. Onları nasıl koruyacağınızı öğrenmek için bu videoyu sonuna kadar izleyin. Videoya başlamadan önce beni Instagram hesabımdan takip etmeyi, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepsi sizin güvenliğiniz için. Aileniz ölsün istiyor musunuz? Evet, istemiyorsunuz. O zaman acele edin. Bu tarz videolar çekmeye devam etmemi istiyorsanız Twitch yayınlarımı kaçırmayın. Ve bana donate atarak destek olun. Çocuklarınızın güvenliği için çok önemli bilgileri içeren bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Zira burada öğreneceğiniz şeyler bir gün sizin ve ailenizin hayatını kurtarabilir. O zaman hiç vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Hem de bizim tarzımızla. Son zamanlarda sosyal medyayı kasıp kavuran yeni bir trend. Fortnite. Bu oyun başta masum ve eğlenceli gözükse de çok geçmeden hayatınıza mal olabilecek sonuçlara yol açabilmesinin ihtimali olabilitesi söz konusu denebilir. Eğer çocuğunuz son zamanlarda derslerine çalışmıyorsa, geceleri uyuyamıyorsa, size karşı asileşmeye başladıysa ve bilgisayar başından ayrılmıyorsa Fortnite adlı oyuna başlamış olma ihtimali var. Başta bunlar masum semptomlar gibi gözükse de ileride çocuğunuzu büyük tehlikeye sokabilir. Ben onları nasıl koruyacağınızı öğretmek için bu videoyu çekmeyi kendime bir görev bildim. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izleyip like atarsanız çok mutlu olurum. Donate'ler için aşağı bıraktığım adresi kullanabilirsiniz. Ayrıca Snapchat'ten attığınız sign'lar da bana bu videoları çekmek için moral vermekte. Peki nedir bu oyunu bu kadar tehlikeli yapan? Bunu anlamak için oyunun yayınlanma tarihine bakmamız gerek. 25 Temmuz 2017. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar henüz yeni bozulmuşken halkımız yeni bir oyun ile karşı karşıya kaldı. Bu sefer oyunu bizim oynamamız isteniyordu. Kendisi üzerinde oyun oynanmasından bıkan halk, oyun oynayan kişi olma fikrine hemen ısınmıştı. Fortnite adlı oyun devasa bir reklam çalışması ile piyasaya sürülmüştü. Oyunun ana temasından bahsetmemiz gerekirse 100 masum oyuncu bir zeplinden hiçbir gıda veya destek almadan bir adaya bırakılıyor. Oyuncular masum olarak indikleri adada etrafı araştırdıkça garip bir gerçeği fark ediyorlar. Adadan sadece bir kişi sağ çıkabilir. Bu panik ile oyuncular kendilerine bir hayatta kalma avantajı sağlaması için çeşitli ekipmanlar bulmak üzere adanın her yanını aramaya başlıyorlar. Ancak buldukları tek şey silahlar ve cephaneler oluyor. Bu durumda masum çocuklarınız sağ kalmak için birbirlerini öldürmek zorunda olduklarını fark ediyorlar. Kurtulmak için birbirlerini katletmek zorunda bırakılan çocuklar, hayatları boyunca kurtulamayacakları bir travma ile baş başa kalıyorlar. Çocuğunuz bir katil olabilir. Onun o masum suratını düşünün. Şimdi de müebbet hapis cezası aldığını düşünün. Eğer bu sizi endişelendiriyorsa, bundan çocuklarınızı nasıl kurtaracağınızı öğrenmek için bu videoyu sonuna kadar izlemeye devam edin. Abone olduktan sonra çıkan çan simgesine tıklayarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Oyunu daha derinden incelediğimizde adeta şeytani bir şekilde inşa edilmiş olduğunu görüyoruz. Oyun içinde her 100 kişiden sadece biri hayatta kalıyor. Geri kalan 99'u ise acımasızca katlediliyor. Ve bekledikleri tatmini alamadıklarından hemen çıkıp yeni oyuna girerken buluyorlar kendilerini. Kazanan bir kişi ise ego tatminini yaşadığından oyundan çıkabiliyor. Ya da çıkabildiğini sanıyor. Çünkü en geç bir gün içinde tekrar aynı mutluluğu yaşamak için oyuna geri dönmek zorunda kalıyor. Hapsolmuş durumdalar. Ve ellerinde kalan tek seçenek tekrar, tekrar ve tekrar oynamak. Tekrar tekrar öldürmek ve ölmek. Uzun süre bilgisayar başında oturmak zorunda olduklarından damar hastalıkları, göz bozuklukları, omurga kayması, kıl dönmesi, kaslarda güçsüzlük, iştahsızlık gibi birçok hastalığa yakalanma ihtimalleri artıyor. Bunun yanında oyunda uzun süre başarılı bir şekilde katillik yaptıklarında
yeni kıyafetler ediniyorlar. Çocuklarınız bu kıyafetleri görüp özeniyor ve henüz onlar kadar cani olamadıklarından onların kıyafetlerini almak için gerçek para ödemek zorunda kalıyorlar. Evet, sizin paranız. Sabah 9, akşam 5 çalıştığınız günleri düşünün. Çalışarak ve emek sarf ederek kazandığınız o paranın çocuklarınızın elinden böylesine şeytani bir tuzakla alınması sizi endişelendiriyorsa, daha çok insanın bilgilenmesi ve ölümlerin son bulması için bu videoyu her yerde paylaşın. Şimdi gelelim şu şeytani sese. Çocukların beynini yıkamak için kullanılan o ses işte bu. Bu sesi duyduğunuzda hiç tereddüt etmeden bilgisayarı kapatın. Çünkü tam o sırada çocuğunuzun beyni yıkanmakta. Bir ölüm makinesine dönüşmek üzere binecekleri zeplininden önce adeta hayata son bir elveda dermişçesine hep beraber dans etmekteler. Bu da çocuklara ölmenin ve öldürmenin dans etmek gibi eğlenceli bir şey olduğu fikrini aşılamakta. Oyunu oynarken fiziksel sağlıklarını kaybeden oyuncular ise zamanla ölümü bir dans olarak gördüklerinden karar verirken hiç çekinmemekteler. Video 10 dakikayı aştığına göre artık bu sesi duyduğunuz anda çocuklarınızı korumak için yapmanız gereken şeyi açıklamanın vakti geldi. Ama öncesinde böyle bilgilendirici videoların devam etmesi için bu videonun altına Dameto Kusita yazmayı unutmayın. Ayrıca Spotify'dan da şarkılarımı dinleyebilirsiniz. Sıra geldi çocuğunuzu bu sesten kurtarmak için yapmanız gereken şeye. Onlarla sohbet edin. Çocuklarınızla sohbet ettiğiniz takdirde sizinle kurdukları iletişim onları bir makineyle iletişim kurmak zorunda kalmaktan alıkoyuyor. İşten döndüğünüzde çocuğunuzun eline bilgisayarı verip ayaklarınızı uzatıp 5 saat dizi izleyip uyumak yerine ona vakit ayırıp onun ilgilendiği şeylerle ilgilenip onunla iletişim kurun. Fortnite, Blue Whale, Pink Whale, Miriam. En fazla izlediğiniz diziler kadar zararlı olabilir. İzlediğiniz dizileri çocuklarınızla iletişim kurmaya seçtiğiniz takdirde onlar da oynadıkları oyunları sizinle iletişim kurmaya seçecekler. Siz izin vermedikçe hiçbir oyun, hiçbir film, hiçbir müzik veya hiçbir video çocuğunuza zarar veremez. Verdiğinde ise en büyük sorumlu sizsiniz. Panik yapmayı kesin. İzlediğiniz için teşekkürler.